Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boşaltım sistemi konusunu işleyeceğiz. Peki boşaltım sistemine geçerken neler göreceğiz? Önce onlardan bir bahsedelim. Arkadaşlar boşaltım sistemi organları yapı ve görevlerinden bahsedeceğiz. Arkasından böbrekler ve nefronlardan bahsedeceğiz. İdrar oluşumu ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarıyla konumuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, tabii ki öncelikle konuya geçmeden önce unutmamamız, hatırlamamız gereken bazı temel bilgilerimiz var. Onlara yine bir göz atalım biz. Karbondioksit, su, amonyak, üre gibi metabolik atıkların boşaltım sistemiyle uzaklaştırılması tamamen homeostaziye yönelik bir olaydır. Unutmayın, homeostazi dediğimiz neydi arkadaşlar? İç dengeydi. Burada ne yapıyoruz? İşte kanın pH'ini amonyak, üre ya da karbondioksiti uzaklaştırarak ya da zehirli atıkları kandan uzaklaştırarak biz ne yapıyoruz aslında? Vücudun iç dengesini korumaya çalışıyoruz ki bu zaten homeostazi oluyordu. Şimdi üre oluşumundan bahsedelim. Üre amonyağın karaciğerde ornitin döngüsü dediğimiz bir döngü var gençler. Bu ornitin döngüsünde karbondioksit ve ATP kullanılarak amonyağın üreye dönüşmesi dediğimiz durumla oluşuyor. Şimdi o zaman şunu unutmayacağız. Demek ki üre oluşurken biz karbondioksit kullanıyoruz, ATP harcıyoruz ve elimizde üremiz ve bir miktarda suyumuz oluşuyor diyoruz. Şimdi azotlu atıklara baktığımızda ki üre azotlu bir atık, amonyak azotlu bir atık, aynı zamanda ürik asit de azotlu bir atık. Şimdi bu azotlu atıklara baktığımız zaman bunların bir zehirlilik oranı var arkadaşlar. Amonyağın üre, ürik asite göre zehirlilik oranı daha fazladır. Bu nedenle amonyağın uzaklaştırılması daha fazla efor sarf ettirir. Aslında efor derken enerji demeyelim ona, daha fazla su atılımına ihtiyaç vardır. Çünkü seyreltilmesi daha zordur. Yine bu gördüğünüz sıralamaya baktığımız zaman zehirlilik dışında bir sıralamamız daha olacak o zaman. Ne olacak o da? Atılırken kaybedilen su oranı. Yani vücuttan uzaklaştırılırken kaybedilen su oranı sıralamamız ya da zehirlilik miktarı sıralamamız neymiş? Amonyak büyüktür üre, büyüktür ürik asit şeklinde olacak. Aşağıdaki sıralamaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da tam tersi bir sıralama görüyoruz. Ürik asit, üre ve amonyak şeklinde görüyoruz. Şimdi bu biraz ters bir durum ama bunun da bir mantığı var arkadaşlar. Ne diyoruz? Şimdi ürik asite baktığımız zaman en az su attıran ve en az zehirlilik oranına sahip olan atık molekülümüz. Şimdi ürik asitin oluşurken şurada görmüştük. Bakın, yani atık maddeler birbirine dönüştürülürken ne yapıyoruz biz? ATP harcıyoruz. O zaman ürik asit oluşurken harcanan ATP miktarı üre ve amonyaktan nedir? Daha fazladır. O zaman oluşurken, özür diliyorum, şöyle hemen temizleyelim. Oluşurken İstenen ATP miktarı sıralamamızda ne olacak arkadaşlar? Ürik asit daha fazla ATP isteyecek, sonrasında üre isteyecek. En az ATP gereksinimi kimde olacak? Amonyakta olacak diyoruz. Şimdi azotlu atıkları tabii ki her canlı aynı şekilde uzaklaştırmıyor. Biz mesela memeliler grubu olarak ne yapıyoruz? Üre şeklinde atıyoruz. Yine ergin kurbağalarımız ne yapıyor? Onlar da yine üre şeklinde uzaklaştırıyor. Suda yaşayan, suyla direkt temas halinde ya da suyun içerisinde yaşayan canlılara baktığımızda, ki burada da balıklar ve kurbağa larvalarından bahsedebiliriz, onlar direkt amonyak şeklinde uzaklaştırıyor. Bir de sürüngen ve kuşlarımız var. Yine buraya ekstra yazabileceğimiz böceklerimiz var arkadaşlar, omurgasızlar grubunda. Neydi bunlar? Bunlar kurak yerlere adapte olmuş canlılardı. Bunların su kaybı sıkıntısı çok fazlaydı. O yüzden mümkün mertebe su kaybetmek istemeyeceklerdi. Ve ne yapacaklardı? Atılırken en az su kaybettiren ürik asit şeklinde uzaklaştıracaklardı diyoruz. Yani balıkların boşaltım atığının amonyak olması, ergin kurbağa ve memelilerin üre olması, yine sürüngen ve kuşlar, böceklerde ürik asit şeklinde uzaklaştırılması neydi gençler? Tamamen canlının yaşadığı, adapte olduğu ortama göre çeşitleniyordu diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi karşınızda bir şemamız var.
Bu şema üriner sistem. Bu arada boşaltım sistemine üriner sistem de deniyor. Bunu da unutmayalım. Boşaltım sistemi elemanları, organlarını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada sırt bölgemizde aşağı doğru böyle kasıklarımızın arka tarafında sırta yakın omurganın sağında ve solunda iki tane fasulye şeklinde organlarımız var. Nedir bunlar? Tabii ki böbreklerimiz. Şunlar böbrekler. Şimdi böbreklerde oluşan idrarı alıp gitmesi gereken yere, ki burası neresi oluyor? İdrar kesesi ya da diğer bir tabirle mesane oluyor arkadaşlar. Götüren kanallara biz ne diyoruz? Şurada ve şurada gördüğünüz kanallar. Nedir bunlar? Üreter. Üreterimiz. Yine idrarın belirli bir miktar biriktirildiği, depolandığı ve daha sonra gerektiğinde uzaklaştırılması için saklandığı yer mesane ya da diğer bir tabirle ne demiştik? İdrar kesesi demiştik arkadaşlar. Son olarak idrarın uzaklaştırıldığı üretra dediğimiz kanalımız var. Burada da hemen şöyle küçük bir not düşüyoruz. Diyoruz ki erkeklerde idrar kanalı ile spermlerin uzaklaştırıldığı kanal aynıdır. Nedir? Tektir, üretradır. Dişilerde neydi gençler? Üreme hücresinin uzaklaştırıldığı, yani yumurtanın uzaklaştırıldığı kanal ile idrarın uzaklaştırıldığı kanallar farklı. İdrar yine üretradan uzaklaşıyor. Ama üreme hücresi olan yumurta vajina dediğimiz kanalda dışarıya bırakılıyor. Üriner sistem görevlerine bakalım. Vücudumuzda neydi arkadaşlar? Hiçbir şeyin fazlası ya da azı istemiyorduk biz. Bu bizim istemediğimiz bir durumdu. Biz ne istiyorduk? Denge istiyorduk her zaman. İstediğimiz bu dengeyi farklı sistemler sayesinde kontrol ediyorduk. Hatırlayalım, işte sinir sistemimiz var. Yine endokrin sistemimiz var ve de bunların denetlediği, düzenlediği, ki bunlar denetleyici, düzenleyici sistemler. Bunların düzenlediği işte solunum, dolaşım ya da işte boşaltım sistemi gibi sistemlerimiz ne yapıyordu? Denge konusunda vücudumuzda çalışıyordu. Şimdi üriner sistemimiz ne yapacak? Fazla suyu atacak, tuzu atacak ya da gerekliyse geri alacak. Su tuz dengesini sağlayacak bizim üriner sistemimiz. Metabolik atıklarımızı uzaklaştıracak bizim üriner sistemimiz. Metabolik atık neydi arkadaşlar? Bir canlının hücre içerisinde gerçekleştirdiği ya da bir hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım faaliyetlerinin tamamına biz ne diyorduk? Metabolik faaliyetler. Bu faaliyetler sırasında oluşan atıklar ya da ürünler de metabolik atık ya da metabolik ürünler olarak adlandırılıyordu. Yine ilaç, boya gibi kimyasalların uzaklaştırılması var. Burada da mesela hemen şunu hatırlayabiliriz. Bizim giydiğimiz tişörtlerimiz ya da çocuklarımızın oynadığı oyuncaklara baktığımız zaman bunlar hep cıvıl cıvıl, rengarenk olabiliyor. Haliyle burada da şu devreye giriyor. Arkadaşlar biz illa bir boya maddesini yutmalı, solumalı ya da işte içmek zorunda kalmayabiliyoruz. Temasla da, yani temas ettiğimiz zaman da o boya maddesi bizim vücudumuza geçebiliyor. Derimiz tarafından emilebiliyor. Haliyle bunlar yapay sentetik maddeler olduğu için de ne olacaktır? Vücudumuza zarar verme ihtimali, zehir ya da toksin etki ihtimali oluşturacaklardır. Haliyle biz ne yapıyoruz o zaman? Onları da atmak isteyeceğiz. Yani toksin maddelerden, ilaçların toksin etkilerinden, boya maddelerinden vücudumuzu arındırıyoruz arkadaşlar. Kanın pH'ını dengeleme var. Bu her zaman vardı. Solunumda da vardı. Burada da var arkadaşlar. Kan pH'ını 7.4'te tutmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe üstü ya da altı neydi? Ölümle sonuçlanabiliyordu çünkü. Uzun süreli açlıklarda. Şimdi bu sondaki 3 tane bilgi bizim için çok önemli aslında. Kazandıracak olan kısım buralar olacak. Çünkü herkesin ulaşabileceği bilgiler değildir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar uzun süreli açlıklarda, yani bunu hiçbir zaman unutmayın aslında. Amino asit ve gliserolden glikoz sentezliyor bizim böbreklerimiz. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Uzun süre aç kaldığınızda, bu uzun süre hiçbir şey yememek olabilir, zayıflamak adına olabilir ya da zor durumda olmuş olabilirsiniz. Böyle durumlarda kan şekeriniz normalin altına düştüğü için böbrekleriniz yapısındaki proteinleri parçalıyor ve protein yapı taşı olan amino asitleri alıyor. Neye dönüştürüyor? Glikozlara. Ya da işte gliserolleri alıyor. Neye dönüştürüyor? Glikozlara. Şimdi gliseroller de yine yapısal olabiliyor. Fosfolipitler unutmayın hiçbir zaman. Hücre zarının yapısındaydı. Ama amino asitler bizim için çok önemli. Bir kere enzimlerin yapısına katılıyor. Bir kere hücre zarının yapısına katılıyor. Şimdi bütün bunlar
yapısallık olduğu için aslında biz burada amino asitleri solunumda kullanarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki böbreklerimizin yapısını deforme ediyoruz. Yani yapısını bozmaya başlıyoruz. Bu da bizim istemediğimiz bir durum oluşturabiliyor. O yüzden uzun süreli aşıklardan uzak durmamız lazım diyoruz. Şimdi eritropoyetin dediğimiz bir hormon var. Bunu da sindirim sisteminde karaciğer görevlerinde görmüş olmalıyız. Şimdi sindirim sistemindeki karaciğer arkadaşlar eritropoyetin hormonunun %10'unu üretiyor. Böbreklerimiz ise eritropoyetin hormonunun %90'ını üretiyor. O zaman böbrek yetmezliği gibi bir sorunla karşılaşırsak bu hormonun salgısı da aksayacak. Peki bu hormonun salgısının aksaması bizde ne oluşturacak? Ona bir bakalım. Arkadaşlar eritropoyetin hormonu kemik iliği dediğimiz o kırmızı kemik iliğimiz vardı ya destek harekette görmüştük. İşte o kırmızı kemik iliğini ne yapıyordu? Uyarıyor. Uyardıktan sonra al yuvar, ak yuvar, trombosit dediğimiz kan hücrelerinin üretilmesini sağlıyor. Aslında yani kan ürettiriyor. O zaman böbrek yetmezliği olan kişilerde eritropoyetin yetersizliğine bağlı ne oluşacaktır? Anemi dediğimiz ya da kansızlık dediğimiz durum oluşacaktır. Yine sene başında ya da ilk konuları çalışırken gördüğümüz bir bilgi var. D vitamini değil mi arkadaşlar? Biz vitaminlerin bazılarını inaktif şekilde vücuda alıyorduk. Provitamin A, provitamin D şeklinde. Şimdi provitamin D'yi bizim gördüğümüz şekliyle nasıl aktifleştiriyorduk? Deri altında güneş ışığının etkisiyle vesaire aktifleşiyordu. Sadece o şekilde aktifleşmiyor. Burada da görüyoruz. Şimdi böbrekler aynı zamanda D vitamini aktifleştirilmesini de sağlıyorlar arkadaşlar. Ki böbrekte kalsiyum geri emilimini göreceğiz ileride. O kalsiyum geri emilimi de yine D vitamini sayesinde gerçekleşecek diyoruz. Devam edelim. Evet, böbrek enine kesitimiz ve bir de nefron dediğimiz ki böbrek hücresi oluyor nefron. Yapıları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi böbreğimize baktığımız zaman evet biraz fasulyemsi bir şekli var. Şimdi ben bakıyorum hemen. Arkadaşlar genel olarak dıştan içe böbreğimiz koruyucu bir zar. Şöyle böbreğin etrafını saran, şöyle gösterelim. Şöyle böbreğimizin etrafını saran koruyucu bir zarımız var. Şu şekilde şuralar koruyucu zarla örtülü. Şimdi bu koruyucu zarın dışında bir de neyimiz var gençler? Tabii ki tabakalarımız var. İlk olarak karşımıza koruyucu zarın altına çıkan tabakaya biz korteks ya da kabuk diyoruz. Daha sonra içlere doğru indikçe medulla dediğimiz öz bölgesi görülüyor. Ve en iç kısımda ise pelvis ya da havuzcuk dediğimiz kısmı görüyoruz. Şimdi korteks dediğimiz kısım şurası. Şu böyle biraz daha canlı bir sarıyla göstermişiz orayı. Şu gördüğünüz kısım bizim böbreğimizin korteks kısmı. Şu daha böyle ne derler? Kimyon rengi mi derler? Camel mı derler? Daha koyu tonlarda görülen kısım ki buraya baktığımız zaman şöyle üçgenimsi yapılar görüyoruz arkadaşlar. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum ama bu üçgenimsi yapıların olduğu kısımlar nedir? Bizim Malpighi piramitlerimizdir. O Malpighi piramitlerin bulunduğu yer ise nedir bizim? Öz bölgemiz ya da medulla dediğimiz bölgemizi oluşturuyor. Yine şurada biraz daha böyle pembemsi bir renkle görülen neyimiz var? Şu kısımlardan bahsediyorum. Şöyle şu an maviye boyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuzdur şöyle. Bu gördüğümüz kısımlar, şuralar ise bizim neyimiz oluyor? Tabii ki pelvis ya da havuzcuk dediğimiz kısmımız oluyor diyoruz. Şimdi devam edelim. Bitti mi? Bitmedi. Havuzcuktan gelen işte birikimi alıp gitmesi gereken yere götüren bir yapımız var. Nedir bu? İdrarı alıp mesaneye götüren üreter dediğimiz kanalımız var burada. Yine şurası az önce gösterdim aslında. Şöyle göstereyim. Şunlar böyle piramit şeklinde ya da ters üçgen şeklinde görüyorsunuz. Bunlar bizim neyimiz? Malpighi piramitlerimiz. Şimdi nedir bunlar? Karışık geliyor değil mi? Şimdi arkadaşlar korteks dediğimiz kabuk kısmı. Bizim böbrek hücremize biz nefron diyoruz. Nefronlarımızın yoğun olarak bulunduğu yer neresi? %95'inin %98'inin bulunduğu yer korteks kısmı. Kabuk kısmı, dışa yakın olan kısım kabuk kısmı arkadaşlar. Malpighi piramitleri dediğimiz ileriki konularda nefronların yapısını görünce söyleyeceğiz ama hepiniz çalışmışsınızdır eminim. Bir bilgi birikiminiz vardır bu konuda. İdrar toplama kanalı dediğimiz kanallarımız var. Şurada da göreceğiz zaten. İdrar toplama kanallarının geçtiği
piramitlerdir bu Malpighi piramitler. Bunlar buradan geçerken böyle piramidimsi bir yapı oluşturuyorlar. Oluşan idrarı alıp nereye döküyorlar? Havuzcuk dediğimiz ya da pelvis dediğimiz şu yapıya döküyorlar. Şuraya, şuranın şu pembemsi görülen kısmın içine döküyorlar. Şuralar havuzcuk. Şöyle gösterelim. Burası olduğu gibi böyle havuzcuk. Havuzcuk dediğimiz yapıda oluşan idrar biriktiriliyor. Biriktirdikten sonra ne oluyor arkadaşlar? İdrar kanalıyla yani üreterle mesaneye, mesaneden de artık nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gönderiliyor diyoruz. Şimdi yan taraftaki şemaya baktığımızda da nefronun böbrekteki yerini göreceğiz. Nefron neydi? Böbrek hücresiydi. Arkadaşlar şekle dikkatle bakmanızı istiyorum. Biraz böyle bulanık görülebilir ama ya da ben yaşlıyım belki hani gözlerim görmüyordur falan. Siz görürsünüz ama şahin bakışlısınız siz. Şimdi arkadaşlar bizim şu bir böbreğin eline kesti. Aslında ne yapmış? Şuradan şöyle almışız, kesmişiz, büyütmüşüz, buraya çizmişiz. Şimdi buraya baktığımız zaman bizim bakın şu kısım korteks yani kabuk kısmı, şu kısım medulla yani öz kısmı oluyor böbrek kesitimizin. Şimdi baktığımız yer şöyle bir dikkatli gözlemleyelim orayı. Şurada bir nefronumuz var arkadaşlar. Bu nefron böyle aşağı kadar inmiş, tekrardan çıkmış. Kimle bağlanmış? Böyle ağaç dalı gibi bir yapı var. Orayla bağlanmış, özür diliyorum. Şimdi bu ağaç dalımsı şöyle çıkıntıları olan yapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu bizim idrar toplama kanalımız. İdrar toplama kanalımız. Şimdi idrar toplama kanalımızla birleşiyor. Çünkü niye? Oluşan idrarı oraya döküyor. Devam edelim. Oradan geçecek zaten. Yani orada da bir takım olaylarımız olacak. Şimdi devam edelim. Diğer bir nefrona bakıyorum. O da burada böyle bu şekilde kıvrılmış, kıvrılmış, büzülmüş, gelmiş, ne yapmış? O idrar kanalıyla birleşmiş. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı nefronlarımız böyle korteks içerisinde tamamen tüm yapısal birimleri kortekste bulunacak şekilde konumlanırken bazılarının bir bölümü öz bölgesine kadar inmiş bulunabiliyor. Biz bu şekilde öz bölgesine kadar derinlere inen nefronlara juxtamedullar nefronlar diyoruz. Sadece korteks kısmında bulunan nefronları ise kortikal ne kadar yaratıcı değil mi? Nefronlar diyoruz. Yani konumlanmasına göre isim alabiliyormuş bizim nefronlarımız diyoruz. Nefronlarımızın yapısına geçelim. Evet. Şimdi bu şemayı adımız, soyadımız, hatta TC kimlik numaramız gibi bilmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü her kısımda meydana gelen olay ne kadar önemliyse o kısımların ismini bilmeniz de o kadar önemli. Bu tip sorularda genelde numaralandırma yöntemiyle sizin o bölgeyi, numaralandırılmış bölgeyi bildiğinizi ve tabii ki buna göre bir yorum yapmanızı isteyeceklerdir. Şimdi nefronumuza baktığımız zaman arkadaşlar nefronlarımız Malpighi cisimciği dediğimiz bir yapıdan artık tüplerden yani kanallardan oluşuyor. Malpighi cisimciği dediğimiz yapılar ise glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünden oluşuyor. Glomerulus kılcallarını gösteriyorum. Dikkatle bakın. Arkadaşlar şurada bir getirici atar damar var. Şurada bir götürücü atar damar var. Bu iki atar damar arasında kalan şu an böyle maviyle gösterdiğim ama aslında kan damarı kırmızı olacak. Kısım glomerulus kılcallarımız. Yani şurası glomerulus. Şöyle temizleyelim kılcalları. Şimdi glomerulus kılcallarının etrafına baktığımızda orada da şöyle C'ye benzeyen, ters C'ye benzeyen bir şeklimiz var. Bu yapımız ise bizim Bowman kapsülü dediğimiz yapımız. Şimdi devam ediyoruz. Bowman kapsülünün devamında proksimal tüp dediğimiz bir tüpümüz var. Şurada aşağı doğru inip tekrardan çıkan kıvrımlı bir yapımız var. Nedir bu arkadaşlar? Henle kulpu. Aşağı doğru inen kısmına Henle'nin inen kolu diyoruz. Şurası inen kol. Şurası ise çıkan kol diyeceğiz. Henle kulpu inen ve çıkan kollara sahiptir diyeceğiz. Devamında distal tüpümüz var. Bir de idrar toplama kanalımız var. İdrar toplama kanalları nereden geçiyordu? Malpighi piramitlerinden geçiyordu. Malpighi piramitlerini şöyle gösterelim. Bakın idrar toplama kanalları burada Malpighi piramitlerinden geçiyordu. Oradan geçen kanallar ne yapıyordu arkadaşlar? İdrarı havuzcuğa döküyordu. Devam edelim. Şimdi
Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi arkadaşlar Malpighi piramidi ve Malpighi cisimciği arasındaki farkı iyi oturtmanız lazım. Piramit daha büyük, cisimcik daha küçük. Piramitler tüplerden oluşuyor, cisimcik Bowman kapsülü ve glomerulus kılcallarından oluşuyor. Şimdi buraya baktığımızda, yani şemaya dikkatle baktığımızda, kılcal damarlarım var, glomerulus kılcallarından bahsediyorum. Götürücü atar damar dediğimiz damarımız var burada. Getirici atar damar dediğimiz damarımız var. İki atar damar arasında bulunan kılcallarımızda glomerulus kılcallarımız oluyor. Şimdi arkadaşlar getirici ve götürücü atar damar diye üstüne basa basa vurguluyoruz. Eski bilgilerimize baktığımızda normal şartlarda doku kılcalları dediğimiz kılcallar ne aralarında, yani daha doğrusu hangi damarlar arasında bulunuyordu? Bir atar damar, bir toplar damar arasında bulunuyordu. Buraya baktığımızda iki atar damar arasında bulunuyor. Demek ki normal doku kılcallarıyla glomerulus kılcalları arasında bir farklılık var. Aslında bir değil, bir sürü farklılık var. Biz bunlardan belli başlı olanlarını böyle bir gözlemleyelim, bir tekrar edelim. Şimdi normal şartlarda doku kılcalları neydi arkadaşlar? Bir atar, bir toplar damar arasında, ama glomerulus kılcalları nerede bulunuyor? İki atar damar arasında bulunuyor. Yine normal kılcallarımız endotel dediğimiz tek katlı yassı epitel hücresinden tabakadan oluşuyordu. Ama burada iki katlı yassı epitel dokudan bahsediyoruz. Madde geçişi toplar damarlarda, kılcal damarlarda, doku kılcallarında nasıldı? Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir kılcal damarımız olsun. Şurası atar damar ucumuz, şurası toplar damar ucumuz olacak. Atar damar ucunda kan basıncı çok fazla olduğu için habire madde veriyordu. Toplar damar ucunda kan basıncı osmotik basınçtan düşük olduğu için de madde alıyordu. O zaman ne oluyordu? Madde geçişi çift yönlü oluyor. Yani hem madde verimi var, hem madde alımı var. Yani madde alışverişi var. O zaman madde geçişi glomerulus kılcallarında nasıl olacak, şimdi ona bakalım. Gençler, glomerulus kılcallarında kan basıncı kılcal damarlar boyunca sabittir. Normal doku kılcallarında ise kan basıncı atar damar ucunda yüksektir. Yaklaşık işte 40-45 mm civarı denk geliyor. Toplar damar ucunda ise düşüktür arkadaşlar. O da yaklaşık 15 mm civa gibi bir rakama, daha doğrusu değere denk geliyor. Şimdi o zaman bakın, kan basıncı neydi? Atma isteğiydi. Ben kan basıncımın yüksek olduğu yerde madde veriyorum, düşük olduğu yerde madde alıyorum. Burada sürekli sabit ve yüksek. Hatta şöyle belirtelim. Tüm kılcal damar, tüm glomerulus boyunca kan basıncımız yaklaşık 70 mm civadır gençler. Haliyle kan basıncı normal doku kılcalından da fazla. Haliyle ben sürekli madde atacağım. Madde atma isteğim fazla benim. O yüzden ne olacak? Sürekli madde atacağım. Sadece atacağım. Yani madde geçişim nasıl olacak? Tek yönlü olacak diyoruz. Şimdi şurayı o zaman ne diyoruz? Burada madde geçişi daima neymiş? Tek yönlüymüş. Sadece glomerulustan Bowman kapsülüne doğru bir geçiş varmış diyoruz. Proksimal tüp arkadaşlar, şöyle hafif kıvrımlı olan bir tüpümüz. Bu proksimal tüpün görevleri arasında hem madde alımı var, hem madde atımı var. Madde alımına biz geri emilim diyeceğiz, madde atımına salgılama diyeceğiz. Şimdi süzülme sadece neredeydi? Süzülme sadece buradaydı. Sadece Malpighi cisimciği dediğimiz şuradaydı arkadaşlar. Süzülme burada. Burası sadece süzülme olacak. Yani buradan sadece madde atacağız. Buradan sonrasında süzülme yok. Onu bir unutmayalım. O bir aklımızda kalsın. İleride tekrar edeceğiz. Şimdi proksimal tüpümüz nerede bulunuyor? Kortekste. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burayı bir bölelim. Şimdi şöyle bir bakın. Yaklaşık olarak gösteriyorum. Şöyle sarıyla çizdiğim kısma bir bakın hemen hemen. Arkadaşlar üstte kalan kısım kortekse denk geliyor. Altta kalan kısım medullaya denk geliyor. O zaman kortekste Bowman kapsülü, glomerulus kılcalı, proksimal tüp, distal tüp dediğimiz kısımlar var. Medulla kısmında henle kulpu ve idrar toplama kanallarının kısımları var. Bunu da unutmuyoruz. Proksimal tüpümüz kortekste bulunuyor. Geri emilim ve salgılama dediğimiz
olayları gerçekleştiriyor. Neler gerebiliyor ona bir bakalım. Besinlerimiz, amino asitler, glikozlar vesaire, sodyum, potasyum, klor gibi tuzlar ve suyun gerilimi gerçekleşiyor proksimal tüpte. Aynı zamanda potasyum ve hidrojen salgılanabiliyor. Hidrojenin salgılanmasının amacı nedir arkadaşlar? pH'i dengelemektir. Potasyumun salgılanmasının nedeni nedir? Potasyum fazla olduğunda hatırlayalım. Ne yapıyordu? Kalbi yavaşlatıyordu. Kişide uyuşukluk ortaya çıkarıyordu. İyi bir şey değildi bizim için. O yüzden fazlasını ne yapıyoruz? Atıyoruz. Hem alıyoruz, hem geri emirimiz var, hem de salgılamamız var. O zaman bir denge sağlamaya yönelik işlemimiz var burada da. Helle kulbuna baktık. Neyimiz vardı? Bir inen kolumuz vardı. Bir de çıkan kolumuz vardı. İnen kolu su, çıkan kolu tuzun geri emilimini sağlıyor arkadaşlar. Burada da şuna dikkat ediyoruz. Bizim helle kulpumuzun inen kolunda aquaporin dediğimiz özel protein yapılı kanallar var. Yani o hücre zarlarının üzerinde ya da işte dokuyu oluşturan zarlı hücrelerin arasında neyimiz var? Aquaporin dediğimiz kanallarımız var. Bu aquaporinler nedir arkadaşlar? Adı üstünde aqua, aquapark'tan hatırlayın. Ne yapıyor? Suyla alakalı bir şey ifade ediyor bize. Aquaporinler ne yapacak? Tabii ki suyun geçişini sağlayacak. O zaman aquaporin varsa nedir? Ben suya geçirgenimdir. Ama çıkan kolda aquaporinler yok. Çıkan kolda aquaporinler maalesef yok. Olmadığı için de çıkan kol, hernenin çıkan kolu suyu geçirmez. Yani inen kolda suyun emilimi olacak ama çıkan kolda suyun emilimi olmayacak arkadaşlar. Sebebi aquaporinlermiş, unutmayalım. Distal tüpe bakıyoruz. Distal tüp de kortekste bulunuyor, unutmayalım. Şimdi hemen geliyoruz güzeller güzeli hormonlarımıza. Çok seviyorsunuz, farkındayım. Ben de çok severim. Arkadaşlar, ADH, aldosteron hormonlarımız vardı bizim endokrin sistemi işlerken. ADH hipofiz bezinin arka lobundan salgılanıyordu. Aldosteron böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmından salgılanıyordu, unutmayalım. Şimdi ADH ya da diğer adıyla vazopresin neydi arkadaşlar? Suyun geri emilimini artıran bir hormondu. Eğer vücutta bir su kaybı ya da su sıkıntısı varsa ADH böbreklere gidiyordu ve böbreklerde işte buralarda, şu gördüğünüz kısımlarda suyun geri emilmesini, yani kana kazandırılmasını sağlayacaktı. Aldosteron ise ne yapıyordu arkadaşlar? Tuzu geri aldırıyordu. Tuz bana lazım diyordu. Yani tuz benim için önemli. Hem sinirsel iletim için önemli, hem osmotik basıncı dengelemek için önemli diyordu. Geri aldırıyordu ama fazlası zarar olan potasyumu ne yaptırıyor? Salgılatıyor. Yani attırıyor. Çünkü potasyumun fazlası ne yapıyordu? İşte dolaşım sistemini, kalp ritmini yavaşlatıcı özellikler gösteriyordu. Bir tane daha var. Nedir o da? Şimdi D vitamini aktifleştiren böbrek. D vitaminini aktifleştirdi, boşuna aktifleştirmedi. Ne yapacak orada? Kalsiyum geri emilimini artıracak. Çünkü bizim kalsiyuma da ihtiyacımız olabiliyor çoğunlukla. Kemik gelişimi için, sinirsel iletim için, değil mi? Ya da işte kanın pıhtılaşması için kalsiyuma ihtiyacımız var. O yüzden D vitamini etkisiyle distal tüpte ne oluyormuş arkadaşlar? Kalsiyum gelebiliyormuş. O zaman burada bizim distal tüpümüzde ADH, aldosteron, D vitamini etkilidir diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli olacak. Şimdi şöyle bir bilgimiz var. Şurayı bir temizleyelim. Ne demiştik biz? ADH böbrekten suyun geri emilimini arttırıyor. Su kaybını engelliyor. Alkol. Alkolün etkisi nedir? Arkadaşlar, alkol alındığı zaman ADH baskılanıyor. Yani böbreklerde etki etmesi engelleniyor. Şimdi ADH su geri emdiriyordu. Alkol ADH'ı engelliyor. O zaman demek ki ADH'ın su geri emme olayı gerçekleşemiyor. Yani ADH etkisiyle su geri emilemiyor. Haliyle ne olacak? Emilemediği için atılacak. Fazlasıyla su atılacak. O zaman ADH baskılandığı için suyun geri emilimi, azalacak. Ama bununla beraber ters orantılı olarak idrarımız da artacak diyoruz. Devam edelim.
İdrar toplama kanalı, hemen şöyle bir geri dönelim, şekilde görelim arkadaşlar. Şurasıydı. Şöyle gösterdiğim kısım idrar toplama kanallarımız. Burada da tabii kılcallar var. Şöyle karışmasın diye çok göstermemişim. İdrar toplama kanallarımız var. İdrar toplama kanallarımız nerede bulunuyor? Öz bölgesinde bulunuyor. Ne yapıyoruz biz idrar toplama kanalında? Suyu, tuzu, bir de üreyi geri alıyoruz diyoruz. Şimdi son bir kez şu şekil üzerine bir toparlama yapalım arkadaşlar. Bizim nefronlarımız neydi? Glomerulus Bowman kapsülünden oluşan Malpighi cisimciği, proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanallarından oluşuyordu. Malpighi cisimciği dediğimiz damar yapımızın içerisinde glomerulus kılcallarımız vardı. İki atar damar arasında bulunuyordu. Getirici atar damarın çapı götürücü atar damara göre daha dar, daha fazla. Bu neye sebep oluyordu? Buradaki basıncın yüksek olmasına ve süzülmenin gerçekleşmesine sebep oluyordu. Yine proksimal, henle, distal tüp ve nef idrar toplama kanallarımızda hem geri emilim olabiliyordu hem de salgılama olabiliyordu ve bu şekilde idrar oluşuyordu diyoruz. Devam edelim. Şimdi idrar oluşumuna bakıyoruz gençler. İdrar oluşumuna baktığımız zaman önce tabii nefron yapısını yine bir hatırlamamız gerekecek. Şurası neydi? Malpighi cisimciği. MC diyelim. Fizikteki MC değil ama dikkat edin. Şimdi şu bizim neyimiz? Getirici atar damarımız. Şu bizim neyimiz? Götürücü atar damarımız. Arada neyimiz var? Glomerulus kılcalımız var. Şurası neyimiz? Şurası da Bowman kapsülümüz. Proksimal tüpümüz, henle kulpumuz, distal tüpümüz, şöyle göstereyim distal tüpümüz, idrar toplama kanalımız. Şimdi arkadaşlar idrarın oluşumu 3 aşamada gerçekleşiyor. 4 gibi gösterebilirim ama 3 aşamada gerçekleşiyor. İdrar oluşumu 3 aşamada süzülme, geri emilim ve salgılama olmak üzere. Şimdi süzülmenin gerçekleştiği yer neresi arkadaşlar? Tek bir yer var, unutmuyoruz. Nereden nereye? Glomerulus'tan. Nereye? Bowman'a. Bowman kapsülüne. Doğru. Yani şöyle yapalım. Şu şekilde. Şuradan şuraya doğru. Sadece tek yönlü. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru. O zaman bir nolu bölge derse şöyle gösterelim. Bir nolu bölge derse bize bir nolu bölgede sadece ne varmış gençler? Süzülme varmış. Gerimilim var mı? Yok. Salgılama var mı? Yok. Devam ediyoruz. Süzülme dediğimiz olayımız var. Süzülmenin gerçekleştiği yer sadece glomerulus'tan Bowman'a doğru gerçekleşiyor. Gülmeyin gevertirim. Şimdi tek yönlü bir madde geçişi var. Onu da farkındayız. Süzüntü doku sıvısı ile aynı olmalıdır diye bir notumuz var burada. Süzüntü ne arkadaşlar? Bu kan buradan içindeki maddeleri Bowman'a atıyor ya. Attıktan sonra artık şu tüplerin içerisindeki maddemiz bizim süzüntümüz. Bu süzüntü dediğimiz sıvı doku sıvımızla aynı değerde olmak zorunda ki gerekli maddeleri tekrar alabilelim. Tamamen atmak istiyorsak sıfır olabilir, sorun değil. Devam ediyoruz. Şimdi süzüntüye unutmamanız gereken bir not. Süzüntüye kan hücresi, kan proteinleri geçemez. Kan hücreleri ve kan proteinleri geçemez. Neler geçebilir? Glikoz geçebilir, amino asit geçebilir, su, tuzlar, işte potasyum, sodyum, klor gibi tuzlar, üre, ürik asit, kreatin gibi maddeler geçebilir diyoruz. Süzülme hızının artması idrarı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Çünkü ne kadar madde atıyorsanız o kadar da idrar oluşacaktır. Süzülme hızının artması idrarı ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Diyelim. Şimdi geri emilime bakalım. Geri emilim ikinci olayımız nerelerde var? Geri emilim burada var. Nereden nereye peki? Şurası toplama kanalımız. Şurası kılcal damarımız. Kanaldan kılcala doğru. Kanaldan kılcala doğru. Kanaldan kılcala doğru. Şöyle devam ettirelim. Kanaldan kılcala doğru. O zaman geri emilim böbrek kanallarından kanallardan kılcal damarlara doğru gerçekleşecek. Yararlı maddeleri geri alıyoruz. Çünkü niye işimize yarama ihtimali yüksek? Niye boşaltalım? Biz alalım onu. Yani olmadı depo ederiz vesaire. Bir şekilde bulunsun hesabını yapıyoruz. Pasif
ya da aktif taşımayla gerçekleşebiliyor. Süzülme arkadaşlar sadece pasiftir. Neden? Çünkü kan basıncı çok yüksek olduğu için zaten kendiliğinden geçebilir. Ama geri emilime baktığımızda bazı maddeleri çoktan aza doğru alıyorsak evet pasif, ama tamamını geri alıyorsak, ki burada tamamı kelimesi önemli. Bir maddenin %100'ü ya da tamamına yakın ya da tamamı gibi kelimeler aktif taşıma belirtisidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela glikoz ve amino asitin %100'ü geri emiliyorsa 50-50 eşit olduğu izotonik ortam sonrasında işte 49'a 51, 48'e 52 şeklinde geriye doğru alacağız. Azdan çoka taşıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Aktif taşıma yapıyoruz. Suyun tuzun %99'u, burada da aktif taşıma var. Ürenin %50'si geri emiliyor diyoruz. Yine salgılama dediğimiz bir olayımız var. Bu da idrarı artık son kısmı oluyor. Oluşum kısmının son kısmı oluyor. Nereden nereye? Bu damardan, kılcal damardan, yani şöyle gösterelim. Kılcal damarımızda istemediğimiz, vücuda zararlıdır dediğimiz yapıları ne yapıyoruz? Kanallara atıyoruz. Tabii burada olmayacak. Ben direkt yerini göstereyim. Arkadaşlar salgılamanın olduğu yerler belli. Neresi? Bir proksimal tüpte kan pH'ını dengelemek için salgılama yapıyoruz. Hidrojenleri buraya atıyoruz. Bir de distal tüpümüzde aldosteron etkisiyle ne yapıyoruz? Potasyumları kandan kanala atıyoruz diyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Damardan kanala hidrojen, potasyum, kreatin dediğimiz madde, penisilin, boya gibi maddelerin neyle? Tabii ki aktif taşımayla atılmasına biz ne diyoruz? Salgılama diyoruz gençler. Devam edelim. Evet. Bütün bunlar bittiğinde elimizde kalan sıvı ne olacak? İdrar olacak. Şimdi idrarla ilgili, daha doğrusu idrar dışındaki durumlarla ilgili sorularda karşınıza gelebilecek, özellikle yorum sorularında karşınıza gelebilecek bazı bilgilerimiz var. Onları şöyle bir toparlayalım. Arkadaşlar idrar pH'i asidik bir pH'dır. Yaklaşık 5 ila 7 arasındadır. 5,5'a denk geliyor sanırım. Süzüntü dediğimiz glomerulustan boğmana geçen mandeler ile İdrar arasındaki fark nefron kanallarının aktivitesini belirler. Yani oluşan idrarla süzülen madde arasında ne kadar büyük bir fark varsa, aslında şunu demek istiyoruz değil mi? Geri emilim o kadar fazla. Çok madde süzülmüş ama az idrar çıkmış. Bu ne demek? Birçoğunu geri almışız. Süzülenle atılan aynı değil. Demek ki idrar çok fazla oluşmamış. İdrar toplama kanalları, işte proksimal tüp, distal tüp bayağı bir çalışmış demektir diyoruz. İdrarda üre, ürik asit, kreatin, sodyum, klor, potasyum, su, fosfat, B ve C vitaminleri, unutmayın bunlar fazlası atılıyordu, depo edilemiyordu. Hormonlar, amonyak, çok az miktarda da epitel hücreleri, hani ölmüş hücreler vesaire. Yine enfeksiyona bağlı olarak lökositler bulunabilir. Yani süzülme yok ama dokulardan gelen lökositler idrar içerisinde bulunabilir, ki idrar testleri yapılır genelde üşütüldüğü zaman. Orada da lökosit sayısına falan bakıyorlar diyoruz. Korku heyecan durumunda ne salgılıyoruz arkadaşlar biz? Adrenalin, değil mi? Adrenalin ne yapıyordu? Kalp atış hızını arttırıyordu, kan basıncını arttırıyordu. Kan basıncı artarsa süzülme işlemi de artacak, çünkü glomerulustaki basınç da artıyor. O basınç arttığı zaman süzüntü de ne olacaktır? Artardır. Haliyle idrar da artacaktır. Sınav stresi, sınavın açıklanma sürecindeki stres ya da yerleşme sürecinizdeki streste idrar mesanenizin çok baskılaması, böyle sıkıntı yaratmasının sebebi de budur arkadaşlar. Heyecan durumunda, korku durumunda maalesef oluşturulan idrar miktarı da artıyor diyoruz. Sağlıklı bir insanın idrarında alyuvar, trombosit, glikoz, kan proteinleri ve yağ molekülleri bulunur demeyeceğiz herhalde, değil mi? Çünkü bunlar bizim için önemli moleküller, bulunmaz. Sağlıklı bir insanda diyoruz, unutmayın. Soğukta ne oluyor? Kan damarları ne oluyor arkadaşlar? Büzülüyor. Kan damarlarımızın büzülmesiyle kan basıncımız ne oluyor? Artıyor. Kan basıncı artarsa idrar da artar. Artık bunu anladık, değil mi? Sıcakta damarlar ne oluyor? Genişliyor.
Damarlar genişlerse kan basıncı ne olur? Azalır. Azalırsa idrar ne olur? Azalır. Yaz aylarında, tabi terlemenin de etkisi var burada, onu da unutmayalım. Yaz aylarında kan damarları genişlediği için daha az lavabo ihtiyacını giderirsiniz. İdrara daha az çıkarsınız. Ama soğuk havalarda damarlar daraldığı, kan basıncı arttığı için küçücük damla damla bile su içseniz hemen kendi etkisini gösterir diyoruz. Alkol ne yapıyordu? Söylemiştik, ADH salgısını baskılıyordu. Baskıladığı için idrar oluşumu artıyordu. Şimdi burada önemli bir bilgimiz var arkadaşlar. Bir molekülün kandaki değerine eşik değeri diyorduk, değil mi biz? Eşik değerin üzerindeyse eğer bu molekül ne oluyor böbreklerde? Tamamen geri emilemiyor. Tamamen geri emilmesi gerekenler neydi? Mesela bir tane örnek verelim. Neydi bu? Glikoz değil miydi arkadaşlar? Glikozun %100'ü geri alınmak zorundaydı. Çok fazla var. O zaman ne oluyor? Maalesef geri emilme tamamlanamıyor. İdrarla glikoz atılabiliyor. Bu da bizim neyimiz oluyor? Diyabet belirtilerimizden biri oluyor, değil mi? Şimdi yine sorularda karşımıza çıkabilecek bir bilgimiz var. Arkadaşlar, deniz suyunun tuzluluk oranı yaklaşık %3. İnsan kanının tuz oranı yaklaşık %1 gibi bir değerde. Yani 0.9 gibi bir şey olması lazım. Eğer deniz suyu içilirse, şimdi böbrekleriniz de bu arada yaklaşık %2'sini atabiliyor. Yani alınan tuzun %2'sini atabilir en fazla. Şimdi siz %3'ten yoğun bir şekilde içiyorsunuz. Ne oluyor o zaman? Kan damarınızdaki tuz miktarı artıyor. Tuz miktarı artınca dokulardan ve doku hücrelerinden ne yapacak? Su çekecek, onlara su kaybettirecek. Yine kanın osmotik basıncı arttığı için, dokulardan ve doku hücrelerinden su çektiği için doku hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Kişi de ölebilir arkadaşlar. Sanırım 2 litre deniz suyu içince 1 litre gibi bir su atılıyor idrarla. Hesap edin yani. Vücuttaki su oranına bakın, bir de atılana bakın. Yani deniz suyu içmenin aslında oldukça zararlı bir durum olduğunu unutmayalım. Geldik boşaltım sistemi rahatsızlıklarımıza. Arkadaşlar, boşaltım sistemi hastalıklarında nefrit dediğimiz yine iteki neydi? İltihap durumuydu. Nefron, nefrit, nefron. Böbrek iltihabı arkadaşlar. Nefronların iltihaplanması, enfekte olması durumuydu. Gut dediğimiz bir zengin hastalığımız var. Neden zengin hastalığı diyoruz buna? Çünkü zenginler bol bol et yerler. Et nedir? Proteindir. Protein yapı taşı amino asit. Amino asitler solunumda parçalanırsa ne oluyordu? İşte amonyaklar oluşuyordu. Eğer amonyağın yan ürünü olan ürik asit miktarı artar ve dokularda birikirse orada bir şişlik meydana getirip gut hastalığı dediğimiz hastalığı meydana getiriyordu. Üremi dediğimiz, burada da şuna dikkat edin, emi eki kanda miktarının fazla olduğu. Yani burada ne emi? Üre emi. Üremi ne oldu o zaman? Kanda üre miktarının ya da ürik asit miktarının ya da kaslarda kullandığımız veya atmamız gereken kreatinin dediğimiz maddenin miktarının artmasıyla oluşuyor. İştahsızlık, bulantı, kusma, ağızda kötü koku, kötü tat, yine yüksek tansiyon ve ter de üre kristalleşmesi dediğimiz durumlar gözlenebiliyordu. Böbrek taşı arkadaşlar genellikle havuzcuk kısmında kalsiyum içerikli, çoğunlukla kalsiyum içerikli sert birikintilerdir. Şimdi burada değişik bir şey söyleyeyim size. İdrarınızı fazla tuttuğunuz zaman, yani idrar oluşturma, yani tuvalete gitme isteğiniz var ama maalesef tutuyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. İdrar torbasının belirli bir hacmi var. Biliyorsunuz sıvılar sıkıştırılamıyor. Sıkıştırılamadığı için şimdi evet, üretra dediğimiz kısımda çizgili kaslarımız da var. Kasıp kapatabiliyoruz. Ama üst kısma baktığımız zaman, yani o üreterlerin geldiği bağlantıya baktığımız zaman, şöyle hemen gösterelim. Üreterlerin geldiği kısma baktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Orada sıvı basıncının etkisiyle idrar ne oluyor? Geriye doğru kaçıyor. Yani şu şekilde yukarıya doğru çıkıyormuş. Yukarıya doğru çıktıktan sonra böbreklere geri dönüyormuş ve geri döndüğü için de oradaki o maddeler birike birike idrar taşına dönüşebiliyormuş. Yine böbrek enfeksiyonu gibi sıkıntılar meydana geliyormuş. Yani idrarınızı tutmayın, salın gitsin arkadaşlar. Şimdi devam edelim diğer durumlarımıza. Bu arada böbrek taşını yapısını anlamak için hastanelerde o taş
Maden Tetkik Arama Enstitüsü'ne, yani MTA'ya gönderiliyormuş. Ben de duyunca çok şaşırmıştım. Değişik. Hastanede yapamıyorlarmış onun yapısını. Yani bulamıyorlarmış, öyle söyleyeyim. Evet. İlginç bilgiler oldu, farkındayım. Denelim, konumuza dönelim. Böbrek yetmezliği arkadaşlar, böbreğin görevini yapamaması durumu olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bir sonraki sayfada biz göreceğiz. Diyaliz dediğimiz bir durum var arkadaşlar. Yani zor bir durum, evet, zorlu bir süreç. Böbrek nakli bekleyen kişilerde maalesef sıkıntılı olarak gerçekleşen bir geçici çözüm yolu diyoruz aslında. Şimdi neler yapmalıyız? Bizim bu böbreklerimiz, böbrek çok önemli farkındaysanız. Böbreklerimizin sağlığı için neler yapmalıyız diyoruz. Arkadaşlar, yani boşuna söylemiyor insanlar, sürekli bize söylenen bir şey, bol bol su içmeliyiz. Yine soğuktan korunmalıyız. Özellikle çorap giyme ya da sırt kısmını açıkta bırakmama gibi durumlara dikkat etmeliyiz. İdrar uzun süre tutulmamalı. Acı ya da baharatlı besinler aşırı tüketilmemeli. Besinlerin temizliğine dikkat edilmeli enfeksiyon riskini azaltmak için ve bilinçsiz ilaç tüketilmemeli. Özellikle antibiyotik ya da ağrı kesici gibi ilaçların böbrek tahribatını arttırdığı bir gerçek arkadaşlar. Devam edelim. Diyalizden bahsedeceğiz. Şimdi diyaliz şemamız var. Bir abi mi diyelim, amcamız olsun. Bir amcamız var burada. Amcamız diyalize bağlanmış. Arkadaşlar, beyefendinin atar damarından bir kan damarı alıyoruz. Daha doğrusu bağlantı kuruyoruz enjektörle. Alıyoruz oradan kanı. Diyaliz pompasından geçiriyoruz. Geçirdikten sonra burada bizim diyaliz sıvısının olduğu bir cihazımız var, makinamız var. Bu makinenin içerisinde hortumlar var. Bu hortumlar seçici geçirgen zardan oluşmuş hortumlar. Yani şu şekilde seçici, yani insan hücre zarına benzer yapıdaki hortumlar bunlar. Kirli kandaki maddeleri diyaliz sıvısına doğru atık maddelerin geçmesini sağlayacaklar. Şimdi şurada iki yapımız var. Birinde temiz diyaliz sıvısı dediğimiz bidonumuz var. Bir de burada kirlenmiş diyaliz sıvısı dediğimiz biriktirdiğimiz bir bidonumuz var. Neden? Arkadaşlar, diyaliz sıvısının eğer kandan maddelerin tamamını atmak istiyorsak derişimi, o maddenin derişimi diyaliz sıvısında sıfır olmalı ki sürekli atılsın. Ama kanda kalması gereken maddelerimiz ne varsa diyaliz sıvısı ile kanın derişimi eşit olmalı ki bir kısmını atayım, bir kısmı kalsın bende diye. Ne yapıyoruz? İşte burada bu hortumlardan kan geçerken, şöyle geçiyor, geçerken bu sıvının içerisine atılması gerekenler atılıyor. Geliyor. Tekrardan ne yapıyor arkadaşlar? Damar bağlantısıyla kişiye yeniden o kan verilmiş oluyor diyoruz. Temiz diyaliz sıvısı sürekli yenileme amacıyla, kirlenmiş olan da zaten bizde idrara benzeyen bir sıvı birikimi oluyor diyoruz. Evet, konumuzu bitirdik arkadaşlar. Aslında dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken yer belli. Nefron yapısı ne, nerede? Bunlara dikkat edeceksiniz. Süzülme, salgılama ve geri emilim olayı nedir? Neler bu yollarla alınır, atılır? Ve aynı zamanda işte aktif yollama, pasif yollama, bunlara dikkat etmeniz gerekir diyoruz. Devam edelim sorularımızla diyorum. Şimdi arkadaşlar, elimizde 3. soru demiş. 3. soru diye bir şey yok. Ben kes yapışları yapmışım. Şimdi arkadaşlar, uzun süre susuz kalan bireyde olaylarının gerçekleşme sırası hangisidir demiş. Şimdi bakalım. Siz susuz kaldınız. Kan damarınızdaki su miktarı azaldı. Su miktarı azaldığı zaman kanın su alma isteği artacaktır, değil mi? Peki biz buna osmotik basınç diyor muyuz? Evet. Osmotik basınç artacak. Osmotik basınç arttığı zaman damardaki reseptörler nereye uyaracak? Hipotalamusu uyaracak. Hipotalamus ne yapacak arkadaşlar? Hipofiz bezini uyaracak. Diyecek ki sen ADH salgıla. Salgıladığın ADH'ı böbreğe gönder. Böbrek ise suyu geri emsin diyecek. Sıralamamız nasıl oluyormuş o zaman arkadaşlar? 1, 4, 2, 3 oluyormuş. Gayet basit bir soru. Devam edelim. Sağlıklı bir insanda idrar oluşumu sırasında nefron kanallarına geçen glikozun tamamı kılcallara emilir. Buna rağmen böbrek atar damarı ile böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı kıyaslandığında atar damardaki glikoz miktarının daha fazla olduğunu, aslında şunu söylüyor bize, şu bizim böbreğimiz, değil mi?
atar damarımız, toplar damarımız. Diyor ki glikozun tamamı emilmesine rağmen atar damardaki glikoz miktarı toplar damardan fazladır diyor. Bu neden diyor. Şimdi geldi glikozlarımız, emildi geri emildi, toplara verildi. Eşit olması lazım normal şartlarda. Yani burada 10 glikoz varsa burada da 10 tane glikoz olması lazım. Ama mesela 8 glikoz var burada değil mi toplar damarda? Bunun sebebini soruyor bize. Ne olabilir arkadaşlar? İdrarla atmıyorsunuz. Depo etmiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Böbrek canlı değil mi? Onun da bir canı yok mu? O da enerji harcamasın mı? Tabii ki enerji için kullanacak. Aktif taşıma için gerekli ATP'nin bulunmaması, bununla alakamız yok. Glikozun bir kısmının idrarla atılması, bu sağlıklı bir insanda olabilecek bir şey değil. Buna dikkat ediyoruz. Gitti. Nefron kanalındaki hücrelerin glikozu hücresel solunumda kullanmasıdır arkadaşlar. Ve bu yolla ürettiği ATP'yi de gerekli aktif taşıma için harcayacaktır böbreğimiz diyoruz. Devam edelim. Glomerulus kılcalları ve vücut kılcalları konu başında gördüğümüz farklardan bahsediyor aslında. Hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Glomerulus kılcallarına kan basıncı yüksekti. Bu nedenle iki katlı epitel tabakası bulundurmak zorundaydı. Yine kan basıncı sabitti. 70'e 70'te hiçbir şekilde düşmüyordu, artmıyordu. Damar boyunca sabitti. Madde alışverişi ise tek yönlüydü. Nereden nereye? Glomerulustan boğmana doğruydu. Hiçbir zaman madde alımı olmazdı glomerulus kılcallarına doğru. O zaman tabaka sayısı farklı. Glomerulusta kaç tabaka var? İki katlı epitel tabakası var. Vücut kılcallarında bir epitel. Kan basıncı değişimi. Burada 70'e 70, burada 40'a 15 yaklaşık değerleri söylüyorum. Madde alışverişi burada tek yönlü, burada çift yönlü. Alış da var, veriş de var gençler. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki şekilde insan böbreğindeki malpighi cisimciye gösterilmiştir diyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar bakın, getirici atar damar, götürücü atar damar. Değil mi? Bowman kapsülü, şurası Bowman kapsülü. Peki şu içteki yapı ne? Burası glomerulus kılcalı değil mi? Şurası da X, yani glomerulus kılcalı olacak. Şimdi bakalım sorumuza, diyor ki X, Y, Z ile ilgili diyor, hangisi yanlıştır? Z damarlarındaki al yuvar kan proteinleri miktarı aynıdır. Doğrudur, çünkü biz getirici atar damarda içeriye girip glomerulus kılcalını oluşturduktan sonra buradan Bowman'a doğru hücreleri ya da proteinleri vermiyorduk. Yani bu bilgi doğru. X kılcalları iki katlı yassı, glomerulus kılcallarından bahsediyor. İki katlı yassı epitelden oluşur, doğrudur. Y, Bowman kapsülü olup süzülme buraya. Evet, süzülme bakın oklarla göstermişiz. Nereden nereyeydi arkadaşlar? Glomerulus'tan Bowman'a doğruydu. Devam ediyoruz, bu da doğru. Z damarlarından biri böbrek atar damarı. Ne alaka? Diğeri böbrek. Hayır, bu getirici atar damar, bu götürücü atar damar. Yani bize bakın şunu söylüyor. Pardon, şu bizim böbreğimiz. Şu bizim böbreğimiz. Nefron şurada küçücük bir nokta. Atar damar, toplar damar. Yani buraya gelen atar damarın bir ucudur arkadaşlar. Getirici götürücü diye ayrılmıştır. Yanlış cevabımız bu olacak. E şıkkına ne de bir bakalım. X ve Y kısımlarında geri emilim salgılama gerçekleşmez. Evet. Glomerulustan Bowman'a doğru sadece süzülme gerçekleşir. Hiçbir zaman geri emilim salgılama gerçekleşmez diyoruz. Arkadaşlar konumuz bitti. Hemen bu konuyu tekrar edip bol bol soru çözmenizi ve tabii sorularınızı da bize ulaştırmanızı istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.